Merhaba arkadaşlar. Ben kimya öğretmeniniz Taner Özel. Bugün sizlerle güçlü etkileşimlerin iyonik bağ bölümünden bahsedeceğiz. Şimdi güçlü etkileşimler dediğimiz zaman biz etkileşimlerimizi ikiye ayırmıştık güçlü ve zayıf olmak üzere. Kimyasal bağları bu gruba alıyorduk. Yani iyonik bağ, kovalent bağ, metalik bağ bunların tamamı güçlü etkileşimlerdir. İyonik bağların özellikleri nelerdir? Onları bir incelemeye başlamadan önce bu konuda bizim Lewis gösterimlerine ihtiyacımız olacak. Onların bir üzerinden geçmemiz lazım. Şimdi eğer Lewis gösterim nedir diye sorarsanız önce atomun sembolü merkeze yazılır. Bunun dizilimi yapılır. Mesela atom numaramız ne olsun? 16. Dizilimi 2 8 6 şeklinde çıkarılır. Son katmandaki elektronlar değerlik elektronları olarak adlandırılır. Bu kadar nokta elementin sembolü çevresine yerleştirilir. Şimdi bunları yerleştirirken ilk 4 tanesini teker teker koyuyoruz. 1, 2, 3, 4. Ama benim 6 tane yerleştirmem lazımdı. O zaman 2 noktaya daha ihtiyacım var. Artık 5. 6. 7. 8. diğer tek olanların yanına yerleştiriyoruz. Hiçbir zaman 5 tane tek, 6 tane tek nokta yerleştirmiyoruz. Ya da ilk 4 taneyi tek tek koymadan ikincileri yerleştirmeye başlamıyoruz. Mesela hidrojenin atom numarası 1'miş. Bu durumda tek katman bir tane elektronu var. Hidrojenin tek noktası var. Magnezyum 12. 2, 8, 2 diye dağıtabilir miyiz? Bu durumda magnezyumun iki noktası vardır. 1, 2 tane yerleştirdik. Berilyum. Atom numarası 4'müş. O zaman dizilimi 2, 2 şeklinde. Berilyumun son katmanındaki nedir? İki tane noktasını yerleştirdik. Şimdi helyumun da yine tek katmanı ve iki elektronu var. Ama burada istisna bir durumla karşılaşıyoruz. Helyum soygazı olduğu için kararlı bir yapıya sahip olduğu için bir istisnası var elektronları yan yana yazılır. Yani iki değerlik elektron olduğunda hep tek tek yazıyorum. Magnezyumda, berilyumda ya da diğer 2A grubu elementlerinde hep böyle tek tek yerleştirilir. Bir tek helyumunkinin ikisini bir araya koyuyorum ki bunlar gidip başkasıyla bağ yapamasın. İkisi bir arada olduğunda bunlar bağ yapımında kullanılmaz, kararlıdır, e, tam doludur, kimseyle muhatap olmaz anlamına gelir fosfor elementiydi hatırlarsanız dizilimi 2 8 5 şeklinde çıkardık. E bu durumda fosforun 5 değerlik elektronu var. 1 2 3 4 Beşinciyi artık herhangi birinin yanına yerleştireceğim. Mesela ben şuraya yerleştirdim. Oksijen 8. Dizilimi 2 6. Bu durumda oksijen sembolünün çevresine 6 tane şu sondaki sayı kadar elektron yerleştireceğim. 1 2 3 4 Sonra çiftlemeye başlıyorum 5 6 şeklinde. Klor 2 8 7 dizilimine sahip. Demek ki etrafında 7 noktası var. 1 2 3 4 5 6 7 diğerlerini çiftledim. Bunlar da neon'a geldiğimizde 2 8 8 tane elektron yerleştirildi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Soy gazlar 8A grubunda bulunan elementlerde tamamı artık böyle çift çifttir. O yüzden bunlar bağ yapmaz. Dolayısıyla ne dedik? Tek olanları biz genelde alırken verirken ya da ortak kullanırken kullanıyoruz. İstisnaları tabii ki var. Ama neonda bakın hepsi çiftlendi. Bu artık bağ yapmaz. Helyum da bağ yapmadığı için 12'lere de çift olarak yazıyorduk. Bunlar bizim istisna durumlarımız. Şimdi iyonik bağ nedir? İyonik bağ bazen derler metallerle ametallerin elektron alışverişi sonucunda oluşturdukları bağlardır. E doğru ama başka iyonik bağ türü yok mu? Yani bir metal olmadan ben iyonik bağ yapamıyor muyum? Yaparım. İyonik bağ dediğimiz aslında artı eksi yüklerin birbirini çekmesidir. Zıt yüklü iyonlar arasında görülen elektrostatik çekim kuvvetlerine biz iyonik bağ adını veriyoruz. Mesela sodyum artı Klor eksi iki zıt yüklü iyon. E bunlar birbirini çeker. Bu durumda bir iyonik bağ söz konusudur. NH4 amonyum ve nitrat e, eksi iyonları. Artı eksi 2 tane iyonum var. Artı olanlar katyon, eksi olanlar anyon olarak adlandırılıyor. Katyon, anyon birbirini çeker. Bakın yanında da potasyum ve bikarbonat iyonlarım var. Artı eksi iyonlarım var. Bu durumda bunlar birbirini çeker aradaki bağ iyonik bağ diyebiliriz. Bakın burada sodyum metalde, potasyum metalde. Ortada gördüğümüz amonyum nitrat bileşiğinde metal var mı? Yok. Demek ki bir iyonik bağın olması için metal şart değil. Bu yüklü atom gruplarına kök diyoruz. Bu kökleri gördüğümüz yerde de genellikle bir iyonik bağ vardır diyebiliriz. Peki iyonik bağlar nasıl oluşuyor? Bundan bahsedecek olursak. İyonik bağ oluşumu sırasında Metal metal görüyorum genellikle. Metaller hep elektron veriyor, metaller de alıyor. Sodyum 11 olduğuna göre dizilimi 2 8 1 şeklinde. Yani sodyumun değerlik elektron sayısı 1'dir. Flor 2 7 diye dağıttım değerlik elektronlarını. 7 tane değerlik elektronla 7 tane Lewis noktasına sahip. Bunlar bir araya gelirken bakın sodyum bir tane elektronu var, verip kurtulmak ister. Florsa 7 tane de bir tane alıp 8'e ulaşmak ister. Bunlar soy gazlara benzemek isterler. Yani ee, ya helyuma benzemek ister ya da sonu katmanını 8'e tamamlamak ister. Burada sodyum şöyle farklı renkte göstereyim karışmasın birbirine. Bir elektronunu flora verir. Elektron veren bir atom artı yüklenir katyon olur. Flora baktığımda ise bunun zaten kendine ait 7 tane elektronu vardı şimdi... 8. bir elektron daha geldi. Bunun yükünü yazarken üzerinde Lewis noktaları var ya karışmasın diye hep böyle köşeli parantez alırız. Yükünü üzerine yazarız. Bir elektron aldığı için bunun yükü eksidir diyebilirim. Peki alttakine bakıyorum. Kalsiyum 20. O zaman dizilimi 2, 8, 8, 2. Sonda 2 elektron var. Etrafına yazdım. Oksijen 2, 8. Düzeltiyorum. 2 6 şeklinde. 6 tane noktası var. 1, 2, 3, 4 tek tek koydum. 5, 6. Şimdi oksijenin tamamlaması için neye ihtiyacı var? 1, 2 şunlara birer tane alması lazım. Kalsiyum da 2 tane verip kurtulması lazım. Bu durumda kalsiyum 2 elektronunu verdiğinde yükü artı 2 oldu. Oksijenin zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kendine ait elektronu vardı. Üzerine 1, 2 tane daha ekledi. 8'e ulaştı. Şimdi 2 elektron aldığı için her elektron eksi 1 taşıdı buraya. Toplam yükü eksi 2 oldu. Bir alttakine bakıyorum. Sodyum. Sodyum 2, 8, 1 tek noktası var. Zaten yukarıda da az önce kullanmıştık bunu. Artı. Kükürt 16. 2, 8, 6. Yine bunun 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane noktası var. Şimdi burada öncekilerden farklı bir durumla karşılaştık. Sodyum bir tane vermek istiyor, kükürt iki tane almak istiyor. Bu alınan verilenleri birbirine eşitlemem lazım. Sodyumdan iki tane alırsam eğer 2 elektron verilir, 2 elektron alınır. Alınan verilen elektronları birbirine denk bir noktaya getirmem gerekiyor. O zaman sodyumlar burada elektronunu verdiği için yükü artı olur. Kükürt ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 elektronu vardı. 2 tane alarak 8'e tamamladı. 2 elektron aldığı için yükü eksi 2 oldu. Bunu iki şekilde gösterebilirim. Ya sodyumları iki tarafına dağıtırım. Çünkü burada 2 sodyum vardı. X de 1 elektron verdi. Artı 1 oldu. Ya da sayısını hemen birleşik olarak başına yazarım. üzerine yükünü yazalım. Yani şunların ikisi de şu üstteki de alttaki de geçerli gösterim yöntemleridir. Mesela bir alttaki alüminyum 13 2 8 3 o zaman bunun kaç tane noktası olacak? 1 2 3 tane. Oksijen ise 1 2 3 4 5 6 tane. 2 6 diye dağıtmıştık ya yukarıda da zaten yaptık daha önce. Şimdi alüminyum 3 tane vermek istiyor. Yani alüminyum yükü artı 3 olacak. Oksijen 2 tane almak istiyor. O zaman oksijenin yükü de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eksi 2 olacak. Şimdi bu alınan verilenleri eşitlemem için ne yapmam lazım? Bunları 3 vermek istiyor. 2 almak istiyor. 6'da buluşturabilirim. En küçük ortak katlarına ulaşmaya çalışıyoruz. O zaman alüminyumu 2'ye çarparsam 6 elektron verilir. Oksijeni de 3 ile çarparsam 6 elektron alınır. Böylece alınan verilen elektron sayıları birbirine eşitlenmiş olur. Bu durumda alüminyum başına 2 yazdım. Oksijenin başına 3 yazdım. Böylece Lewis yapımı tamamlamış oldum. İyonik bağlarımız bu şekilde oluşuyor diyebiliriz. Peki, iyonik bileşiklerde çok önemli bir özelliğimiz moleküler yapı görülmez. Çünkü molekül dediğiniz şey yüksüz kovalent bağlı atom gruplarıdır. Yani ametal-ametal birleştiğinde karbon-hidrojen birleşti. Bu bir moleküldür. Ya da karbon-oksijen birleşti. Fosforla klor birleşti. Bakın hep ametal-ametal bir araya geldi. Bunlar moleküler yapı oluştururlar. İyonik bileşiklerde ise İyonlar artı eksi birbirini çeker. Böyle bir öbek mıknatıs gibi bir araya gelirler. Buna kristal örgüsü diyoruz. Kristal örgüsü dediğimiz şey şu. Mesela bir klor atomu ortada bir kloru aldım. Bir sodyumla bağ yapmış olsun. Bir tane klorla bir tane sodyum sadece birleşmiş olsun. E bir tane daha sodyum gelse? Bunun bağlanmasını kabul etmez mi? Eder. Çünkü sonuçta bunlar artı eksi yüklü tanecik. E bir tane daha gelse? Onu da kabul eder bir tane daha gelse onu da kabul eder hatta bunun önünde ve arkasında da birer tane sodyum bulunabilir Buna birim hücre diyoruz yapıyı temsil eden en küçük yapı bizim birim hücremizdir Bunlar yan yana geldiği zaman böyle çok daha kompleks yapılara dönüşebilirler yanlara gösterdiğimiz gibi Buna kristal örgüsü diyoruz ne farkı var? Moleküler yapı dediğinizde mesela CH4'ü ele alın. Bir karbon ve 4 hidrojen bir araya gelir. Bakın, başka bir hidrojen gelse artık buna bağlanmaz. Başı sonu belli olan bir grup var elinizde. Buradaysa şimdi bu klor kimle bağlandı? Sol, sağ, üst, alt, önünde, arkasında hepsiyle bağlı. Herhangi birinin önceliği yok. Yapının başladığı bittiği yer belli değil. Dolayısıyla bu moleküler bir yapı değildir. İyonik bileşiklerde moleküler yapı görmeyiz. Kristal örgüsü görürüz. Bunlar da belli birimlerden yani birim hücrelerden oluşurlar diyebiliriz. Peki bunların hallerinden, özelliklerinden bahsedersek oda koşullarında bunlar hangi halde bulunurlar? Katı halde. Neden? Çünkü Bizim burada taneciklerimiz direkt kimyasal bağlarla bağlı. Artı eksi yükler birbirini güçlü bir şekilde çekiyor. Bütün yapı boydan boya kimyasal bağlarla birbirine bağlanmış durumda. Herhangi birinin ayrılması için bu kimyasal bağları, güçlü elektrostatik etkileşimleri yenmesi lazım. İyonik bileşik deyince tuzlar aklınıza gelsin. Tuzlar hep katı değil midir? Tuz deyince illa yemek tuzu yani sofra tuzu olmak zorunda değil. Bu iyonik yapıların çoğu zaten birer tuzdur. Bunlar hep katı halde bulunurlar. E o zaman bunlar hep katıysa kolay kolay erimezler, kaynamazlar. Sofra tuzu kaynar mı, erir mi hemen kolay kolay? Hayır. Bunların erime kaynama noktaları yüksektir diyebiliriz. Yapıları serttir kırılgandır Bazen bu kafa karıştırabiliyor Bir şey e, sertse kırılmaz kolay kolay Sert olunca sağlam olmuyor mu Diyen arkadaşlar oluyor Sert olan şey kolay kırılır tam aksine Çünkü bir şey esnekse eğer Kuvvet uyguladığınızda esnemeyi tercih eder Eğer sertse Kuvvet uyguladığınızda hiç bükülmüyormuş gibi görünür Bir anda çat diye kırılır En sert insanlarda genelde En çabuk kırılanlar olabiliyor Gerçek hayatta Ne kadar göstermeseler de bunu Peki elektriği iletir mi? Şimdi bazı durumlarda evet bazı durumlarda hayır. Katı haliyle elektriği iletir mi? Sıvı haliyle iletir mi? Sulu çözeltisi iletir mi? Şimdi tuzu döksem. Buradan elektrik versem, buradan dokunsam. Çarpılır mıyım? Hayır. Katı halde bunlar elektriği iletmezler. Ama sıvı hallerinde, sulu çözeltilerinde iyonlar serbest kaldığı için artı eksiler serbest. E bizim elektriğimiz de eksi yük. O da serbest aralarında gezer. İletkenlik söz konusudur. Yani sıvı halleri, ergimiş halleri falan da diyorlar bazen buna. Ve sulu çözeltileri iletken özellik göstermektedir. Şimdi gelelim iyonik bağ kuvvetine. Bunlar ne zaman kuvvetlenir? İyonik bağ dediğimizde kimyasal bir bağdan bahsediyoruz. Burada çekimi yapan kimdir? Merkezdeki çekirdek. Eğer bunun etrafındaki katman azsa, o zaman dışarıya daha yakındır, daha güzel çeker. E, etrafındaki katmanlar arttıkça çap büyüdükçe e, daha zayıf çekmeye başlar. Çünkü çektiği diğer iyon ta dışarıda kaldı. Çap ne kadar küçükse çekim o kadar kuvvetli olur. Yani iyon yarıçapıyla ters orantılı. Çap küçükse çekim büyük. Çekim büyükse erime kaynama noktası büyük. Bir diğer önemli faktör de şu. Şimdi burada birbirini çeken şeyler artı eksi yükler. Artı eksi yükler ne kadar büyükse çekim o kadar güçlü olacaktır. Fizikte de zaten bunu yer yer görebilirsiniz. bilirsiniz. Ee, orada da büyük yükler birbirini daha fazla çeker. Uzaklaştıkça çekimleri zayıflar. İki mıknatıs gibi düşünün. Ne kadar büyük mıknatıs alırsanız o kadar güzel çeker. Uzaklaştıkça hızla çekim zayıflar diyebiliriz. Şimdi baktığımda bunların erime noktalarını kıyaslamak istersem. Sodyum flür, sodyum klorür, magnezyum oksit bileşiklerimiz var. Şimdi sodyum 1A grubunda olduğu için daima artı 1 yüklüdür. Flor her zaman eksi 1 değerli kalır. Sodyum artı 1 yüklüdür. Klor yeni 7A'da 1 elektron almak ister, eksi 1 olmak ister. Magnezyum 2A grubunda yani artı 2 değerli kalır. Oksijen eksi 2 değerli kalır. Bunları nereden bileceğiz? Soru bize sodyumun 11 olduğunu, magnezyumun 12 olduğunu, işte florun 9 olduğunu, oksijenin 8 olduğunu falan söyleyecek. Diyeceğim ki sodyum 11, 2, 8, 1. O zaman bu bir tane vermek ister, artı 1 olmak ister. Magnezyum 2, 8, 2. Sondaki 2'yi vermek ister, artı 2 olmak ister. Flor, klor 7A grubunda bakın 2, 8, 7 ya da 2, 7 dizilimlerine sahipler. E, 7 tane var. Bir tane alarak tamamlamak, oktete ulaşmak ister e, ee, bu durumda flor ve klor eksi bir değerli kalır. Oksijen 2 6. 2 tane alıp 8'e ulaşmak ister. Oktete ulaşmak ister diyebiliriz. Demek ki burada şu oktet dubleti tekrar hatırlatayım. Tek katman ve 2 elektron varsa buna dublet diyoruz. 2 8. 2 8 8 gibi yapılara ise oktet diyoruz. Bunlar atomlarımızın daha kararlı olan halleridir diyebiliriz. Bu durumda en güçlü çekim kimde? MGO'ya baktığınızda yükler artı 2 eksi 2. Bu artı 1 eksi 1'e göre çok daha güçlü bir çekim sağlayacaktır. O zaman şurası daha güçlü diyebilirim. Diğerlerine baktığımda sodyum klorür, sodyum florür, E bunlar da ikisi de artı 1 eksi 1. O zaman neye bakacağım? Çaplara bakacağım. Kimin çapı daha küçük? Flora bakıyorum. Flor 7 olduğuna göre şey 9 olduğuna göre 2 7 diye dağıldı. Klor 17'dir. Bunu soru size verecek endişe etmeyin. Ama yine de ilk 20'yi bilmenizde fayda var. 2, 8, 7 diye dağılır. De Demek ki bakın klor 3 katmanlı. Daha büyük bir atom. Bu durumda çekimi daha zayıftır. Bunun yarıçapı büyük ya. Çekimi zayıftır. O zaman bu erime noktası en düşük olan olacak. Ha, o zaman biz bunları numaralandıralım. 1 diyelim, 2 diyelim, 3 diyelim. 3 numara en güçlü olandı. E bunların arasından çapı küçük olan florun çekimi daha güçlü. Sodyum klorür ise en zayıf olanları diyebiliriz. Böylece bu slaytımızda geçtik. Şimdi adlandırma yaparken birkaç tane değerlikle ilgili temel noktayı bilmemiz lazım. 1A grubunda bulunan lityum, sodyum, potasyum bunlar hep artı bir değerliktir. Bunlar ezber kısmı için bunları öğrenmeniz lazım. 2A grubunda bulunan berilyum, magnezyum, kalsiyum, baryum bunlar en çok gördüklerinizdir. Hep artı 2 alır. Alüminyum 3A grubunda yer alır artı 3 değerlik alır. B grubunda bulunanlar. işte özellikle bakır, kurşun, Kalay, civa, demir. Bunlar talim terbiye kurulunun bize verdiği değişken değerlikini sorarsam Bak bunları sorarım dediği elementler. Bunlar, Farklı farklı değerler alır. Bakır işte artı 1 de alır, artı 2 de alır. İşte demir artı 2 olur, 3 olur. Kurşun artı 2 olur, 4 olur. Bunların listeler halinde kitaplar verir. Bu değişken değerliklerin tek tek ne olduğunu bilmenize gerek yok. Yani demir artı 2, 3 mü alır, artı 3, 5 mi alır? Bunu bilmenize gerek yok. Değişken olduğunu bilmenize gerek var. B grubunda yer almasına göre, B grubunda yer almasına rağmen İstisna olarak sabit değerlikli olan da iki tane elementimiz var. Bunlar çinko ve gümüş. Çinko hep artı iki, gümüş hep artı bir değerlik alır. Şimdi bizim bileşik adlandırmamızda bunların isimlerini biliyor olmamız lazım ki bir araya getirip e, diğerlerini söyleyebilelim. Bileşiklerin adlarını söyleyebilirim. İsimleri flörür, klorür, bromür. İyodür. Bakın bunlar hep böyle ürlü ürlü gitti. OH eksi hidroksit. Mesela sodyum hidroksit vardı değil mi? NaOH. CN siyanür. NO3 nitrat. Bakın bir oksijen eksiği at yerine it ekini alır. NH4 artı amonyum oksit, sülfür, karbonat, sülfat, nitrür, fosfür, fosfat diye gider. Bakın dikkat ettiyseniz adı böyle atlı olanlar hep oksijenli. Ürler oksijensizdir bu genel kural olarak aklınızda olsun. Bunların adı niye böyle? E, öyle koymuşlar. Yupak diye örgütümüz var. Onlar demiş ki bunun adı böyle olsun. Ya da eskiden beri geleneksel böyleymiş. O şekliyle kalmış. Çok bir mantık aramayın. Bunlar işin ezber kısmı. Bileşik formüllerini yazarken çaprazlama yapıyoruz. Ne demek çaprazlama? Hop şöyle artı eksileri çaprazladım. Artı eksi olduğunda artı bir eksi bir demek. Yani birbirinin altına bir geldi. Bir geldiği zaman yazılmaz zaten. Şöyle yan yana yazar geçeriz. Bunu mesela çaprazladım. Artı bir yani bir alıyorum. Eksi üç. Üç alıyorum. Çaprazlayıp birbirinin altına yazacağım. Şimdi NH4'ün altına 3 yazmam için paranteze almam lazım. Çünkü bu grubun tamamını kapsasını istiyorum. Bir grubun altına sayı yazacaksanız parantezi alarak yazarız. Yanına da P'yi koydum. Bir altına geldim. Sodyum artı birmiş, sülfat eksi ikiymiş. Bu değerleri çaprazladım. Sodyum'un altına iki geldi. Sülfatın altına bir geldi. Bir geldiği zaman yazmama gerek yok. Parantezde de gerek yok o zaman. Bunları çaprazladım. Şimdi artı iki eksi iki ikileri çapraz yazdım. Eğer sadeleşebiliyorsa bu sayılar birbirine götürür. İki iki birbirini götürdü şu şekilde yazarız. Demek ki en sadeleştirilmiş haliyle yazılır. Diğerlerinde sadeleşme yoktu. Böyle bir şey ihtiyaç duymamıştım. Adlandırma yaparken yapacağınız çok kolay. Adları ezberlediyseniz çok kolay. Ezberlemediyseniz işiniz zor. Önce oturup onları ezberleyeceğiz. Önce katyonun yani artı yüklü olanın sonra anyonun eksi yüklü olanın ismini söylüyoruz. Değişken değerli bir metal katyonu varsa onların iyon yükünü de söylüyoruz. Şimdi nasıl olduğunu göstereceğim birazdan size. Şöyle diğer sayfaya geçebilirsem. Şimdi berilyum berilyum artı iki yüklü bir metalimiz. Flörür F eksi. Çaprazlarsam eğer altına iki geldi florun. Diğerinin altına eksi olunca eksi 1 oluyordu. Bir geldi yani yazılmadı. Peki amonyum fosfat. Nasıl yaparız? Amonyum NH4 şöyle önce yazalım yüklerini de kafanız karışmasın. PO4 3. Şimdi bu artı 1. Bu eksi 3. Çaprazladık. NH4'ün altına 3 geldi. Bir grup olduğu için parantezi alarak yazdım. Sonra da PO4'ü yazdım. Şimdi diğerlerini şu şekilde bıraktık. Ha şunda önemli örneklerimiz var. Onlardan bahsedelim. Kurşun 4 oksit. Bakın diyor ki benim elimde bir kurşun var. Bu kurşunun değeri artı 4. Yanında da oksit var. Oksit dediğimiz O-2. Çaprazladım. Pb'nin altına 2 geldi. Oksijenin altına 4 geldi. Sadeleşiyor mu? Evet. O zaman PbO2 şeklinde yazılacak. Burada videoyu durdurun. Şu üç taneyi kendiniz belirlemeye çalışın. Ben şimdi cevaplarını buraya doğrudan yazacağım. Kendiniz kontrol edin. Bakalım doğru yapabilmiş misiniz? Sodyum karbonat. Na2CO3. Gümüş nitrat. AgNO3. Demir siyanür. Şeklinde olur diyebiliriz. Şimdi gelelim adlandırma kısmına. Demirin buradaki değeri nedir? Klorlar eksi 1 olduğuna göre demirin burada aldığı değerlik artı 2. O zaman bunun adı demir 2 klor. Burada çaprazlamadan düşünün. Oksijen eksi 2 demir artı 3 alıyor sanki değil mi? O zaman bunun ismi bu sefer demir 3 klor olacak. Yani eğer değişken değerli bir metal söz konusuysa demir, kalay, kurşun, bakır bunlara giriyordu. Mutlaka parantez içinde bunun hangi değere sahip olduğunu yazmam lazım. Yani demirin değeri artı 3 ise buraya 3 yazarım. 2 ise 2 yazarım. SNO2. Oksitin değeri eksi 2 idi. Burada 2 tane var. O zaman burası toplamda eksi 4 oldu. Toplamlarının sıfır olması için bu tarafın da artı 4 olması lazım. Sn kalay. O zaman kalay 4 oksit şeklinde adlandırma yapılır. Bir alttakine bakıyorum. Kurşun. Hatta yine aynı uygulamaya yapalım şimdi sizde. Bunların isimlerini videoyu durdurup kendiniz bulmaya çalışın. Sonra gelin kontrol edelim. Burada değeri artı 2'dir. Kurşun 2 sülfat diye geçer. Sülfür eksi 2 bakır artı 2'dir. Bakır 2 sülfür diye geçer. OH eksi 1 olduğuna göre şurası komple civa artı 1'dir. Civa 1 bile olsa yazıyoruz diğerini. Civa 1 hidrosit diye geçer. Şimdi bugünlük bu bölümün iyonik denklemler kısmının sonuna geldik bu videomuzda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.